Şimdi kadrajı burada kendime çeviriyorum. 3 tane 1.6 tek kapı Grand Vitara kullandım. Çok memnundum bu araçlardan. Fakat biraz daha arazi isteyince, biraz daha performans isteyince yeterli olmadığını gördüm. Daha sonrasında 2007 5 kapı 2000 motor Grand Vitara aldım. Çok güzel araba, şehre hitap ediyor, araziye de hitap ediyor tartışmasız. Fakat biz off-road'da yaptığımız için bize pek yeterli gelmedi. Yükseltmesi falan biraz bizi uğraştıracağı için. O sırada da Türkiye'de nadir bulunan 2.5 pardon, Türkiye'de nadir bulunan tek kapı 2000 motor bir araba nasip oldu arkadaşlar. Çok güzel arabaydı. Tek kapı, fakat bu sefer de aile olduğunuz için yeterli gelmiyordu. İşte bir yere giderken falan tek kapı olması, ama motoru 2000 motordu. Fakat yakıtı biraz fazlaydı. Yani ben 2000 motor 2007 kullanmıştım. JLX'lerden bahsediyorum. 2000 motor tek kapı 2005 model Grand Vitara'nın yakıtı bana çok fazla gelmeye başladı. Bu sırada bir araç içerisine girdim. Tabi V6'ları biliyordum. Fakat hani hayalimdi, düşünüyordum o sırada, nasip oldu, aldım. Ve diyeceğim tek kelime, iyi ki de almışım. Niye? V6 arkadaşlar, V6. Bu arabalar LPG'yi sevmiyor, LPG'yi ateşlemiyor. Bobinler pat pat yapıyor, bujiler patlıyor, kalıyorsunuz rampada, rezil oluyorsunuz, grup haline gittiğinizi düşünün vesaire. Ya bu araba LPG'yi, bu da belki sevmiyor, bu da patlatma yapıyor, ama 1.6'larda 4 tane bobin var, 2 tanesi ateşleme yaptığı zaman rampada kaldınız. Ama V6'da 2 tanesi ateşleme yaptığı zaman sıkıntı yok, 4 tanesi ateşliyor. Bir de motor büyük olduğu için 1.6'larla 2000 motorlardaki ateşleme problemini, tekleme, patlama, titreme problemini bununla yaşamıyorsunuz. Yani gerçekten bir arazi aracına biniyorum, performans istiyorum, engellerden, parkurlardan geçiyorum, geçmek istiyorum diyorsanız V6 2.5 diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Yani bu araba Land Cruiser'ları düşünün. 80 kasaları, 100 kasaları. Yani onların kaldığı yerde kalmıyor bazen. Açık söylüyorum. Tabii ki bu arabalara bir de şunu diyorlar, çok ağır araba. Alakası yok. Bir Toyota Hilux düşünün. L200 düşünün. İşte FJ75 düşünün. Toyota. İşte Land Cruiser, BJ60 düşünün. Yani bu arabalar ağır değil arkadaşlar. Yani bana göre özetlemem gerekiyorsa Toyota'da Nirvana nedir? VX80'dir. FJ80'dir. Land Cruiser'dır. Değil mi? Suzuki'de de Nirvana 2.5 V6. Kesinlikle ve tartışmasız. En büyük kasası, en büyük motoru ve en sorunsuzu. 2.7'ler Japon değil. Japon olmadığı için, işte hani motor olarak Japon değil. 1.9'lar biliyorsunuz. Yanılmazsam Peugeot motoru diye biliyorum. 2.7'ler de yanılmıyorsam Renault motoruydu. Bu arabalar Japon. Japon'a güvenin. Japon'da kalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet.